Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Cenab-ı Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dün 22. mektup, 1. vecihi okumuştuk. Bugün inşallah 2. vecihle devam edeceğiz. 22. mektup dediğimiz gibi uhuvvet ve muhabbete davet ediyor. Ne güzel bir risale. Evet, bunu sürekli okumakta fayda vardır. İkinci vecih, hem hikmet nazarında dahi zulümdür. Zira malumdur ki adavet ve muhabbet nur ve zulmet gibi zıttırlar. Evet, adavet ve muhabbet nur ve zulmet gibi, karanlık gibi nedir? Zıttırlar. İkisi manaya hakikisinden olarak beraber cem olamaz. İkisi bir arada bulamaz. Yani iyilikle kötülük bir arada olamaz. Eğer muhabbet, sevgi kendi esbabının ruhaniyetine göre bir kalpte hakiki bulunsa, eğer muhabbet kendi esbabının ruhaniyetine göre, üstünlüğüne göre bir kalpte hakiki bulunsa, o vakit adavet mecazi olur. Yalan, yapmacık olur. Acımak suretine inkılap eder. Evet, mümin kardeşliği sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Onun fenalığı için ona acıması lazımdır. Ona kin ve buz beslememesi gerekir. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. Onun için naz-ı hadis ile 3 günden fazla mümin mümine küsüp kat'i mukaleme etmeyecek. Evet, kat'i hadisin beyanına göre mümin mümine 3 günden fazla küs kalamaz. 3 gün sonra gidip barışmalıdır. Eğer esbab-ı adavet sebepleri galebe çalıp adavet hakikatiyle bir kalpte bulunsa, o vakit muhabbet mecazi olur. Yapmacık olur, tasannuf ve temellük suretine girer. Ey insafsız adam! Şimdi bak ki mümin kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür. Ey insafsız adam! Şimdi bak ki mümin kardeşine kin ve adalet ne kadar zulümdür. İnsan mümin kardeşine kin besleyemez. Beslediği zaman zulümdür. Çünkü nasıl ki sen adi küçük taşları Kabe'den daha ehemmiyetli ve Cebel-i Uhud'dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de Kabe hürmetinde olan iman ve Cebel-i Uhud azametine olan İslamiyet gibi çok efsaf-ı İslamiye muhabbeti ve ittifakı istediği halde mümine karşı adavette sebebiyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı iman ve İslamiyete tercih etmek o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın. Evet, tevhid-i imani, yani iman üzerine birleşme elbette tevhid-i kulubi ister. Müminde tevhid-i kulubi ister, kalplerin birleşmesini ister. Ve vahdet-i itikad dahi, itikad vahdet-i birliği dahi vahdet-i içtimaiye iltiza eder. Yani insanların birleşmesini ne yapıyor? İhtiza ediyor. Evet, inkar edemezsin ki sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla, askerlikte insanla bir arkadaşla beraberdir. Bir sürü hemşerilik cihetiyle, arkadaşlık cihetiyle, fikir cihetiyle onunla berabersin. O adama karşı dostana bir rabıta anlarsın. Ve bir kumandanın emri altında beraber bulunduğunuzdan arkadaşlarına
bir alaka terakki edersin. Aynı tavırda olduğun için birbirinize karşı ilgi ve alaka gösterirsin. Ve bir memlekette beraber bulunmakla, aynı bir memleket. Nerelisin kardeşim? İşte filan yerli. Diyarbakırlıyım. Veya Siirtliyim. Hemşeri olarak bir rabıta orada bağlantısı oluyor. İlgi alaka oluyor. Uhuvvet karane, kardeş karane bir münasebet hissedersin. Niye? Hemşerindir. Halbuki imanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i ilahi adedince vahdet alakaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri vardır. İslami cihetle insanların arasında, müminlerin arasında çok bağlantılar var, bağlar vardır. Evet, ne var? Uhuvvet münasebetiyle birçok bağlar vardır. Mesela her ikinizin halıkınız bir, Allah'ınız bir, malikiniz, sahibiniz bir, mabudunuz bir, razıkınız bir, 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 bine kadar bir, bir. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, bir, bir. Yüze kadar bir, bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir. Ona kadar bir, bir. Bu kadar bir, birler vahdet, birlik ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincir bulundukları halde şikak ve nifaka, ayrılığa, kin, adavete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip mümine karşı hakiki adavet etmek ve kin bağlamak ne kadar o rabıta-i vahdette o bütün birliklere bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete karşı bir istihfaf hafife alma ve o münasebet-i uhuvvete, kardeşlik münasebetine karşı ne derece bir zulüm ve ittisaf olduğunu kalbin ölmemiş ise, aklın sönmemiş ise anlarsın. Evet. Çok güzel ifade etmiş üstadımız. İkinci vecihte hikmet nazarında mümine kin ve adavet beslemek de ayrı bir zulümdür diye belirtilmiştir. Buradaki mana ise bir mümine adavet beslemenin hiçbir faydasının olmadığını belirtiyor. Manen kusurlu ve yararlı bir kardeşimize düşmanlık etmek değil, ona şefkatli bir hekim gibi yaklaşıp lütufla ıslahına çalışmak, hastalarını tedavi etmek hikmetin icabıdır. Evet, sonuç olarak mümine karşı kin ve adavet besleme birinci vecihte hukuk, hak ve hakikat noktayı nazarında zulüm olduğunu dün okumuştu. İkinci vecihte, bugünkü okuduğumuz vecihte ise hikmet açısından faydasız, menfaatsız olduğundan ayrıca bir zulümdür diye ikaz edilmiştir. Evet, inşallah kısmet olursa yarın üçüncü vecihle devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.